Kur'an-ı Kerim'de adaleti az önce muhterem hocam da okudular. Maide Suresi 8. ayeti kerimede bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? Şu ayet aslında bütün insanlığa razı olsak, itaat etsek, huzurlu olmamız, dünyanın sükunete ermesi için tek bir ayet şu yeter. Rabbimiz buyuruyor ki ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olun. Bir kavme olan kininiz, düşmanlığınız sizi asla adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Dikkat ettiniz mi? Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin diyor Allah. Burada kardeşlerim soy, sop, akraba, ırk, işte zenginlik, fakirlik herhangi bir özelliğin insanlara davranışta bir üstünlük sebebi olmayacağını açıkça söylüyor Allah. Yani Allah-u Azimüşşan ey iman edenler sakın ha sakın adaletten ayrılmayın. Şahitlik ettiğinizde de adaletle şahitlik edin. Yani bu benim akrabamdır, bu benim partilimdir, bu benim bizim tarikattendir, bizim cemaattendir, bizim mezheptendir, bu Türktür, bu Kürttür gibilerinden sakın ha sakın şahitlikte adaletsizliğe gitmeyin. Ve hiçbir şey sizi düşmanlığınızdan dolayı, yani aranıza husumet girmiş, aranızda bir problem olan bir topluluğa karşı bile sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin bu diyor. Ya Rabbi, sen cemilsin ya Rabbi, çok güzelsin. Allah'ım sana hamdolsun. Bu benim akrabamdır, bu benim komşumdur, bu benim hemşerimdir diyerek adaletsizlik yapmayın diyor. Bu takvaya daha yakındır diyor. Yine Nisa suresi 58. ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Bak emrediyor yani. Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işiten ve bilendir. Değerli kardeşlerim yine bakınız Nisa suresi 135. ayeti kerimede de bunu daha netleştirmiş Cenab-ı Hak ayeti kerime. Ey iman edenler, adaleti ayakta tutun ve kendiniz, ana babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olun. Zira zengin de olsa, fakir de olsa Allah ikisine de sizden daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer şahitlik ederken dilinizi eğer bükerseniz veya çekinirseniz şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa suresi 135. ayeti kerime. Değerli kardeşlerim şunlardan daha büyük bir öğüt, nasihat olabilir mi? Ayet bunlar, Kur'an ayeti. Maide suresi 36. ayeti kerimede de 36-37. ayette bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler onlardan asla kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Cehennemin ateşinden çıkmak isterler ama oradan asla çıkacak değildirler. Onlar için devamlı bir azap vardır. Ya Rabbi cümlemizi muhafaza eyle. Hakkı inkar eden, Kur'an'ı ve İslam'ı, Allah'ı ve Peygamberi inkar edeni bekleyenin azabı buymuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.